Arkadaşlar merhaba. Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin'i konuşacağız, altcoin'leri konuşacağız. Ripple'ı konuşacağız. Ripple kanalında böyle bir gelişmeler var, hareketlenmeler var. Bu arada hazır Ripple demişken Ripple çekilişimiz de devam ediyor. Kanala abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın. Başlıyoruz. Şimdi o zaman her zamanki gibi Bitcoin'le başlayalım. Hı hı. Vanek Solidex'in başvurusu yani CBOE'nin başvurusu. Yani istenen bilgilerin son tarihi, teslim etme tarihi falan tamamlandı. Hı hı. Top artık tamamıyla sekte Artık buradan bir karar çıkabilir. Beklemedeyiz. Hı hı. Tabii Bakalım, kesin göreceğiz. bir tarihi ne yok çekecek? ama artık SEC'in bir karar vermesi bekleniyor. Artık Sekin bir karar vermesi lazım. Bu arada CBOE'den bir açıklama geldi geçen. Hı hı şöylediler i̇şte dediler ki Sekin kararını olumlu vermesini bekliyoruz, hı hı. öyle bir beklenti içerisinde tabii onlar. E tabii yani öyle bir açıklama gelmesi normal başvuruyu yaparken hı hı. zaten yani olumlu beklemesi, olumlu, sen niye olumlu beklemesi lazım. Tersini söylemesi biraz mantıksız olurdu. Şimdi e, tabii biz bu süreci yakından takip ediyoruz çünkü artık Bitcoin'in fiyatı e, burayla birebir ölçüde e, orantılı diyebiliriz. Hı hı. Zaten Bitcoin şu an top gezdiriyor. İşte geçen gündem değerlendirmesini yaptığımız fiyatlarla aynı fiyatlarda. O yüzden şu anda direkt Ufak fiyatı yönelik... Ufak yükselir gibi yaptı. Yani düşer gibi duruyor. Gibi falan filan ama day tradingçilerin eline kalmış durumda. Hı hı. O yüzden Bitcoin şimdi fiyatıyla alakalı çok fazla konuşacak bir durum yok. Bu gelişmelerden haberdar olmak için geçen videolarda da söyledik. Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hı hı. Yani çünkü hızlı bir haber olduğu zaman bizim buradan hemen videoyu çekip organize olmamız geç oluyor. O yüzden Telegram kanalımızdan ve Twitter kanalım, Twitter sayfamızdan diyelim hı hı. E, gelişmeleri hızlı bir şekilde paylaşıyoruz. Videonun aşağısında hemen açıklamalar kısmında hem Twitter hesabımızın hem Telegram kanallarımızın linkleri var. Hı hı. Oradan e, her platformdan bizi lütfen takip edin. Evet. Şimdi biz geçen programda dedik ki bitcoin 2000 dolar olacak mı? Böyle bir korkuttuk insanları. Şimdi orada da evet bir yanlış anlaşılma oldu. <laughs> ee, aslında bizim abonelerimiz için bir sıkıntı yok. Abonelerimiz bizi zaten izliyor da Hı -hı. Işte dışarıdan böyle başlığa bakıp yorum yazanlar oldu. Ya 2000 dolar olur mu nasıl düşünüyorsunuz? Biz orada kendi fikrimizi söylemedik arkadaşlar. Hı -hı. Neyi söyledik biz orada? Bitmex'in CEO'sunun Hı -hı. bu açıklamayı yaptığını söyledik. Hı -hı. Şimdi o durumda üzdüklerimize başka bir açıklamayla sevindirmek için ben yine buradayım yeni bir açıklamayla. Mike, altı Mike Novogratz, Galaxy Digital'in CEO'su. Bu çok ciddi bir para sahibi, aşırı zengin. Hani o CEO'yu yanında solda sıfır kalacak kadar zengin Ama bir şimdi abi. Kripto para piyasasında çok şey yani bitmek istiyorsun. Sen böyle git gide düşüyorsun. Yakında böyle uzay elektronin sahibi. Ya <laughs> bitcoin öyle de 5. diyorsun 5. da diyorsun yani şu Mike Novogratz'ın <laughs> serveti ya o borsayı iki tane satın alı şimdi. O çok farklı kul var orada. Tamam ben onun servetini de öbürü direkt kripto para <laughs> piyasasının içerisinden mi yükseldi? O işte bir tahminde bulundu. Ona sormuşlar şimdi bitcoin ne olacak diye. Onun tahmini şöyle. Bu yıl sonunda 8800-9000 dolarlara geliriz diyor bu yıl son dedim bir şey kalmadı. Ya işte şu bir ay bir iki ay içinde <laughs> 2019'un ilk çeyreğinde 10 bin dolar seviyesini artık aşarız. 2019'un ortasından itibaren 20 bin dolar ve all time high diyor. Bunu yani 20, da evet. ne, neye istirahat söylüyor? Aslında bence çok mantıklı bir noktadan giriyor. Bu ETF'yi falan hiç karıştırmıyor çünkü millet artık herkes ETF öyle olursa böyle olur bilmem ne. o ETF'le hiç girmedi bile ETF konusunda. O görüşü şöyle. Son dönemde işte Golden, Goldman Sachs var, ICA var. Böyle büyük yatırım firmaları var Amerika tabanlı. Gerçek parayla yatırım yapan devasa portföy yöneten firmalar bunlar. Onların hepsi diyor yavaş bir altyapı hazırlığı içindeler. Hepsi kripto paraya ciddi yatırım yapabilecek altyapılar oluşturuyorlar. Ve önümüzdeki 3 ve 6 ay içerisinde bunlar aktif edip piyasaya dışarıdan sıcak para sokacaklar. Yatırımcıların paralarını sokacaklar ve bu yeni boğanın başlangıcı olacak diyor. Vallahi e, olabilir. Ben ETF ile alakalı hep şunu söyledim. Bitcoin'in ETF'ye falan ihtiyacı yok. Hı -hı. Bitcoin zaten hali hazırda kendi temel dinamikleriyle, dinamikleriyle beraber ETF'ye falan ihtiyaç duymayacak. Kendi temel temel, aa konuşamıyorum çok enteresan <laughs> ya. Kendi temel dinamikleriyle beraber Hı -hı. patlama yapabilecek potansiyele sahip bir kripto zaten. Hı -hı. Yani e, ee, çok takıldık biz ETF. Biz derken normal piyasadan bahsediyorum ve biz burada hep söyledik ya Bitcoin ETF'ye ihtiyacı yok. Bu da bu kadar bel bağlamayın. Hı -hı. İşte ETF olmazsa biz biteriz, mahvoluruz falan. Ya Bitcoin ETF ile var Hı -hı. olmadı ki ETF olmayınca yok olsun. Hani o yüzden Hı -hı. hep bu ETF muhabbetleri bana bir yerde saçma geliyor ama piyasa fiyatladığı için mecbur Hı -hı. biz de burada konuşmak zorunda kalıyoruz. Mike abinin yorumlarına çok beğendim o yüzden hiç ETF falan ulaşmadı. Belli sebeplerden dolayı sıcak para gelecek. Sıcak para girince de yükselecek diyor ki ben hani iyi iyi bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Rakam, ta verdiği rakamların da makul olduğunu düşünüyorum. E şimdi şöyle bir şey de zaten şu beklenti de var piyasada. Ee, Bitcoin sene sonu yaklaştıkça genelde bir yükseliş yapar. Hı hı. Yılbaşı tam böyle çok az kal kalırken de işte insanlar Noel Hı -hı. E, tatiline gidecekler bilmem ne falan filan. Genelde bir nakite dönüş olur. Orada da bir düşüş olur. Onunla alakalı da bir, bir yükseliş beklentisi var. Yani bu açıdan Hı -hı. bakanların da bir yükseliş beklentisi var. Bakalım göreceğiz. Hı -hı. Şimdi Mike abi demişken Mike abi aynı zamanda o Galaxy Digital Ripple'ın %1'inin sahibi. Hı. Burada şey yanlış almışsın. Ripple tokenlarının %1'inin sahibi değil. Ripple şirketinin %1'inin sahibi gene o. Bunlar. Bununla ilgili de işte Ripple'ın son yükselişini de sormuşlar. Bu da aslında farklı bir şeydi. O Ripple'ın yükselişinde şeye yoruyor. En son şu işte Banco Santander'le direkt XRP kullanmaya yönelik bir anlaşma yaptı. Hı hı, o biraz onun harici, ama çok iyi evet, bir ha, şey değil. Onun hariç işte son dönemde gene olumlu tane şeyler firma geliyor. firma açıklandı. XRP'in altyapısı kullanıyor. Bu da böyle Ripple'a yeni ile. yatırımcıları çekecek çok iyi şeyler vermeye başladı. Hani insanların gözünde Ripple şu an olumlu bir yerde. Bu yüzden olumlu yatırım çekiyor diyor. Şimdi şöyle Ripple'daki yükseliş şimdi herkes merak ediyor Ripple neden yükseliyor? Ne oluyor? Ne, ne oldu da birden Ripple yine yükselişe geçti? Şimdi o dediğin çok önemli. Yani o 3 firmayı işte Clinton'ın da katıldığı etkinlikte direkt Garland House'un açık ağzından açıklamaları çok önemliydi ve bunu yaptılar. Yani hep biz burada neyi eleştiriyorduk? Diyorduk ki işte X banka e, Ripple kullanıyor. İşte Hı -hı. bilmem ne Merkez Bankası Ripple teknolojisine geçecek falan filan. Ama biz diyorduk ki bu Ripple yani şimdi e, Ripple incelemesini detaylı anlattık. Onları da güncelleyeceğiz ama Ripple'ın 3 tane saç ayağı var. Değil mi? X-Rapid var. X-Currency var. X-VIA var. Bunlar yani sizin aldığınız bizim aldığımız Hı -hı. XRP e, kriptolar X-Rapid teknolojisi Hı -hı. içerisinde çalışan sistemler. Ve e, Ripple'ın evet X-Rapid teknolojisi içerisinde yaptığı anlaşmalar da vardı ama çok fazla ağırlık kazanmıyordu. ama bu en Kazanamıyordu son... daha doğrusu. Evet. Çünkü o çok aşırı regüle bir alana girmeye çalıştığı için böyle hızlı istese de ilerleyebileceği bir nokta değildi. Evet. Çok aşırı testler gerektiren ve devletin onayını gerektiren bir, bir yer orası. Aynen öyle ama işte bu son açıklanan 3 firmayla beraber orada hı hı. bir ivme yakalandı. Bu ee, Dilip Rao. Evet. Ripple'ın bizim İstanbul'a da, İstanbul da gelmişti. Biz de o etkinlikteydik. E, programın sonunda bir konuşma falan <laughs> yaptı. Herkese sıkıştırdı onu burada bayağı falan. E, Orta Doğu'ya açılma planlarını açıkladı. <laughs> Bu da önemli bir gelişme evet. oldu. Onlar Global İslamik yani... Ekonomik Summit'te bir konuşma evet, yaptı. Orada bir konuşma yaparak. Dubai'de e, ofis açacağız dedi. Açıkladı. Evet. O pazara gireceklerini zaten e, gireceği önceden biliniyordu ama bunu resmi olarak net bir şekilde planlarını da açıklayınca Ripple'da bu da bir hareketlenmeye Hı -hı. sebep oldu. Bir de e, bir söylentiler. Şimdi ben dün akşamdan bu yana hep böyle sosyal medyaya bakıyorum. E, Valla Mastercard mı kalmadı? bir Amerikan Express var mı? Amerikan Express var. Olmazsa e, olmaz. Mastercard var. Mastercard'ı siteler haber yaptı. Bir şey e, Ripple Mastercard. Mastercard'la e, anlaşma, aslında anlaşma var ama Mastercard'la değil. Onu yanlış yorumladılar. Mastercard'ın e, ortak çalıştığı firmalardan bir tanesi. Altyapı şeyle alakalı. Farklı bir şeydi yani <laughs> ama bu böyle direkt Mastercard e, Ripple'ı <laughs> kullanacak diye bazı sitelerde e, haber düştü. Zaten bir sitede haber düşmeye görsün. <laughs> eyvah eyvah. Ortalık yıkılıyor zaten. Hı -hı. işte Telegram kanalları çalkalanmaya başladı falan. Onun da muhakkak bir etkisi olmuştur. Bu spekülasyonların Hı -hı. da etkisi olmuştur. Yani o oldu, bu oldu falan da filan derken Ripple biz bu programa girerken... E bir böyle düşüş içerisinde ama yani 8.700'leri gördü bugün <laughs> onu söyleyebiliriz çok net bir şekilde ve Bunu... e, gün içerisinde hep Ethereum'la <laughs> Market Cap'te <laughs> ikincilik yarışı yaptılar <laughs> bir, bir Ripple öne geçiyor bir Ethereum öne geçiyor falan <laughs> onların arasında da böyle tatlı bir rekabet başladı zaten yani evet. Ethereum'la Ripple Abi ne kadar tatlı o onların açısından Ripple şirketiyle Vitalik açısından çok tartışılır o tatlılık ama. E, tabi yani ama e, güzel bir rekabet. Yani <laughs> bizim görmek istediğimiz e, keyifli Yükseldi bir rekabet. Piyasayı yükseltikleri sürece istediği kadar kapışsın. Tabii canım. Diyoruz. Yani ikisi de yükselsin. Ethereum yatırımcısı da kazansın. Ripple yatırımcısı da ben kazansın. De. Tek sıkıntımız ikinci kim olacak o olsun <laughs> yani. Onda bir problem yok. Bu arada hani spekülasyonlar dışında bir de gerçek tarafı var bu şeyin. Orta Doğu ayağının özellikle Ripple'ın Suudi Arabistan, Kuveyt Umman, Ürdün bir de galiba. Ürdün, bir de muhtemelen Arap Emirlikleri zaten deniyor. Bunlardaki bazı bankalar, finans kuruluşlarının hepsi XRP ile uluslararası para gönderme altyapısını test ettiğini Pilot söylendi aslında. Pilot test ediyorlar. Hı hı. Ama yani şunlardan gelecek bir olumlu haber bile Ripple'ı O yeni bir rallilere götürebilir. Ha ne zaman gelir? O zaten o test aşaması aylar süren bir şey genelde. Öyle yani değil, işte bir şey Vester var. Vestar Union'daki gibi gelmez de. Değil mi? Vestar Union'a baktı baktı. baktı Vestar Union'a baktı baktı olmuyor dedi çıktı. <laughs> olmuyor dedi çıkmadı aslında. Yumuşak bir açıklamaydı. O da tabii piyasa olmuyor diye yorumladı. Öyle bir olay oldu. ya yani Ripple'ı ben... Ripple'da 1 dolarlar olacak mı olmayacak mı? Ondan sonra 5 dolarlar olacak evet. mı olmayacak mı diye. Ya Ripple'da 1 dolarların olması hani böyle aman aman Şaşırtıcı Ripple, bir şey değil olmuyor. bence. Yani Ripple zaten 1 e, bir dolar, bir doları e, çok çok üzerine çıkmış <laughs> bir kripto. Yani o yüzden Hani Ripple'ın 1 doları görmesi yani böyle çok büyük bir olay mıdır? Bence değildir. Ya bence e zaten kesinlikle de değildir. Mike abi şirketin %1'ini neden aldıklarını açıklıyor Ripple'ın. Çünkü şirketin hikayesi çok iyi diyor. Bu hikayeyi çok iyi satabiliyorlar ve hani bu fiyatlanmalar çok doğal diyor. Hani bazen neden 3 katına çıktığını anlamıyorum da de demiş o ayrı bir şey. Ama ya bu şirkette sağlam bir hikayesi var bu hikaye para ediyor ve edecek tabii. Yani tabii ki ben Ripple'ı sevdiğini hep burada söyledim. Sen de seviyorsun. Ben de seviyorum. Yani Ripple bizim sevdiğimiz bir kripto. Biz burada çok da eleştirdik, Çok Tabii sert ya Bitcoin'in merkezsizliğinden en uzak para ha. bu muhtemelen. O da ayrı bir şey. Evet. Şimdi şunu söyleyelim. Blockchain'in temel felsefesine uyan bir kripto mudur? Kesinlikle değildir. Değil. Değildir. Yani çünkü Satoshi Nakamoto'nun değil mi? Hı hı. Manifestosu vardır. Onu açın, okuyun orada çok güzel kendi meramını derdini anlatıyor. Ripple buraya oturuyor mu? Oturmuyor, başka bir şey. Ama e, Block ya Ripple'ın da kendine özel bir kullanım alanı var. Hı hı. Çünkü hiçbir kurumsal firma ve merkezi firma e, tamamıyla merkeziyetsiz bir ödeme platformu istemez. Yani karşıda muhatap bulamayacağı Tabii devletin problemdir. bir sıkıntı çıktığında devlete gösterebileceği bir tabi bir yer ister. Bir Şimdi Ripple ister. işte bunun kaymağını yiyor. Hı hı. Aslında evet. Bunu soruyorsunuz bize. Diyorsunuz ki işte katıldığımız konferans. Bu arada geçen Yıldız Teknik Üniversitesi'nde katıldık. Biraz geç söylüyoruz ama e, orada güzel bir konferans oldu. Yıldız <laughs> Teknik Üniversitesi Ekonomi Kulübü öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle konferanslara davet edildikçe e, <laughs> icabet ediyoruz mümkün olduğunca. E, orada da bize bu soruldu hep. Yani Ripple'la alakalı çok soru geldi. Ripple, <laughs> çünkü Türkiye'de Ripple yatırımcısı çok. Çok çok fazla Ripple Hem yatırımcısı var. bütün dünyada var. çok. Bütün dünyada çok tabii ya zaten 3. yani iki ve 3'te <laughs> gidip gelen bir kriptodan bahsediyoruz. <laughs> Ee, ama hep ben bu örneği veriyorum. Mesela Litecoin'in de bütün dünyada yatırımcısı hı hı. yok ama Türkiye'de yok. Evet. sevmiyor sevmiyoruz bizim Türkler ama Ripple'ı seviyoruz. Ee, ne diyorduk ya? Va Ripple dedik. Yok e, konferansta ne diyorduk? Ha konferansta <laughs> da onu soruyorlar. Böyle dedelere döndük. Ne diyorduk? Ne diyorduk diye. Konferansta da onu soruyorlar değil mi bize? Yani Ripple e, gerçekten blockchain mantığına oturan bir kripto. Hayır değil. Değil ama e, kendine kullanım alanı bulabilecek bir kripto. Hı hı. Yani Ve bu temel bahaneyle de kripto para dünyasının gelişmesine katkıda bulunabilecek bir şey. Blockchain'in yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bir para aslında. Aynen öyle. Çünkü bu işi önce en legal olanlar bir başa çekmesi lazım ki. En legal olanlar mı? En legal olanlar başlasın illegal olanlar <laughs> arkadan gelir. <gülüyor> <gülüyor> Tabii bir de bu arada gündemde olan. Bitcoin en önemli cash. kriptolardan bir tanesi de Bitcoin Cash. Biz Kasım ayı değerlendirmesinde yani zannedersem 27 veya 28 Ekim'de hı hı. Bitcoin Cash'e dikkat edin dedik. Bakın Bitcoin Cash kazandırabilir dedik. Hı hı. Çünkü hard fork var ve fiyatlanmasını henüz hı hı. yapmamıştı. O zaman bizi dinleyip girenler şu an %45'e yakın yani %40'ın üzerinde kar ettiler. Eee tabii Binance çok fork'u destekliyorum deyince ilk tetiği çekti. arkasında onu gören pek çok borsa, borsa destekledi. geldi. Türk borsaları açıklama yapmaya başladı. Türk borsaları da hı hı. desteklediklerini yavaş yavaş. Yani Bitcoin Cash eğer Türk borsalarında tutuyorsanız borsanızın açıklamalarına dikkat edin. Ben hı hı. E, takip ettim. Birkaç Türk borsası e, açıkladı. Böyle şeylerde tetiği genelde Binance çekiyor zaten. E tabii Binance işaret bir şeyini attığı zaman hı hı. diğerleri artık bir mecburiyet hissediyor. Zaten Binance o tetiği çektiği zaman bir fiyatlanma hemen hı hı. yaşanıyor. Bitcoin Cash önemliydi. Ee, o yüzden onu da programımızda yer Hı -hı. vermek istedik. Hazır Zaten Binance, e, ilk bir söylemişiz. Evet. Şeyde. Binance demişken şeyleri açıklandı. <laughs> Bu Blockchain Transparency Institute diye bir kurum var. Kripto para borsalarının hacimlerini değerlendiriyor. En hmm. fazla para hacmi olan borsaları listeliyorlar. Evet. Binance şu an hala bir numara, tek başına tepede duruyor. OKX ikinci sırasını o da artık iyice yerleştirdi. Şey Üçte Huobi var. Hı -hı. Huobi Çinli yatırımcıların çok tercih ettiği bir Hı -hı. konuma geldi. Okex'ten bayağı kayan var Huobi'ye. Aslında burada mesela Coinbase'in 9. olduğunu görüyoruz. Coinbase'i düşününce çok fazla para yok. Sadece Bitcoin, Ethereum bir de işte yeni giren zaten oraya giren altcoin iflah olmuyor. Hemen uçuyor gidiyor. Basit etensiyon token'dan gördük. ZeroX'ten gördük daha önce. Hı -hı. Onun haricinde aslında hani bitap gene tam bit Kore'nin en önemli borsası. Bine hani tepelere çok değişen abi. bir şey yok. İnsanlar artık hani takım tutar gibi bir borsa tutmaya başladı son e dönemde. Tabii yani işte yavaş yavaş insanlarda kripto para borsası kültürü yeni oturmaya Hı -hı. başladı Hı -hı. insanlarda altı. Yani bu böyle çok böyle geçmişi maziye dayana değil Hı -hı. mi? Madcox faciası var. Bizim tabii, çok tabii. yakın dönemde yaşadığımız. Şimdi böyle Madcox o zaman en önemli borsalarının başında geliyordu. Hı -hı. Değil mi? Birinciydi. Zaten. Birinciydi yani. Başındaydı zaten. Hı -hı. Bir numaraydı. Ee, şimdi Binance gibi çok yeni bir borsa. Binance <laughs> çok yeni bir borsa yani. 1 bir 1,5 bir, bir, yıllık. geçmiş <laughs> var Binance'ın ama işte piyasayı hemen domine edecek <laughs> kadar büyüyebiliyor şu an artık. Doğru pazarlama. Doğru Eks pazarlama. Açığı kapat. Compact doğru. borsa. Ya ben milleti biliyorum. ve Bazı borsalara üye olmak için böyle üye olamazken yok o belge, bu belge bilmem ne Binance dedi ki bir Bitcoin altı isteyen gelsin. <laughs> Bu çok önemli bir karardı. Ve hakikaten Binance'ın ilk etapta tutulmasının altında hı hı. herhalde en ilk arası. üçü oynar. Hı hı. Referans muhabbeti çok önemliydi Binals'ta. Bir Referans de komisyon. Ve bir komisyon. de komisyon. Komisyon. BNB'yi çok biraz doğru komisyon kullandı. Komisyon biraz arttı. Düştü ama zaten o ama ha, doğru ee, bir tercihti. Evet. Yani onu zaten kendi white paper'ında açık ve net bir şekilde Hı -hı. söyledi. White paper'ına uygun bir şekilde davranıyor. Ve tabii çok karlı bir şirket olmasının Binance'ın, yani çok karlı bir firma olmasının avantajını da sonuna kadar kullanıyor. İşte BNB'leri yakıyor. Hı -hı. İşte birçok projeyi i̇şte destekliyor. Belli noktalarda domine ediyor artık. Bazı işte o ben Bitcoin Cash'i fork'unu desteklemiyorum deseydi Bitcoin Cash böyle yüzde 40 alır mıydı çok tartışılır mesela. Gene yükselirdi ama yüzde 40, yani %40, %40 alır mı? Ama dediğin gibi bravo yüzde 40 olmaz. Yani çok daha aşağılarda kalabilirdi. E, Binance tabi artık iyi bir şey mi bu? Tabi tekeller zaman kötüdür. Tekel Kullanıcı için her zaman kötü bir şeydir. Hı hı. Yani Binance burada eğer tekel olursa, şimdi bir de merkeziyetsiz borsa durumu var. Hı hı. O da e, ya bu yıl sonu açıklamalarına göre ya aralığın sonunda ya da 2019'un hemen başında bir e, betası yayınlanacak. Hı hı. Öyle e, bekleniyor. <laughs> Tabii o esnada muhtemelen BNB falan e, hı hı. Fiyat, fiyatlanır, yükselir. Ama işte merkeziyetsiz da olduktan sonra bakalım borsa nasıl olacak? Yani, yani, orayı evet, da becerirlerse, kıvırırlarsa. Hakikaten tekel bu piyasanın bir numarası olacaklar. Evet yani şu an öyle gözüküyor ama işte. Ama bak bu ilk 10 şu şey an aynı dönüşüyor. diyorum ama ondan sonra 11 ile 100 arası inanılmaz oynak. Tabii orada var. Hele günlük oynak. bazda böyle çok fazla... Küçük çok borsanın bir anda tepeye çıktığını görebiliyoruz. Yani yüklü bir yatırımcının bir borsaya girdiği zaman orada zaten hı hı. bütün hacimleri değiştirebilir. Hı hı. Belki işte o böyle. asıl ilk 5 değil de 6-10 arası için çok ciddi rekabet olacak gibi gözüküyor yakında. Olabilir evet. Şimdi altcoin'in nereye geçelim biraz? Tether'dan bahsedeyim ben gene. Evet bakalım ne oldu tether, tether sende? Bu Tether var ya. <laughs> Tether'ım var ya ben. falan <laughs> diye. Tether... Ah kardeşlerim ah bu Tether diye. <laughs> tether geçen şey bir tane belge açıkladı böyle bir kağıt. Kağıtta diyor ki bizim işte Bahamalardaki Deltek Bankası'nda 1.8 milyar paramız vardır gibi değil dedi. Değil o belge. Öyle bir belge olabilir mi? Ya vallahi yazsaydın yani. <laughs> belge inandırıcı değil ama şöyle bir şey var. Bankanın CEO'su bu, par bu şey gerçektir dedi. Ciddi misin ya? Evet. Şimdi o öyle deyince insanlar bir durdu yani. O da öyle dedikten sonra kontrol edebilecek bir mekanizma O belge bizim an. gördüğümüz belge mi ya? O evet. isim yok, isimsiz bir imza atılmış alta falan filan. Ya bana çok inandırıcı gelmedi. Hatta Bu ben şey şöyle ben söyleyeyim. Gelmedi. Şu saatten sonra Tether böyle bir video çekse, paraları balya, balya balya dizse, aha işte para burada dese... <laughs> Sen gene inanmadın. Ben gene inanmam. Sahtedir onlardır. <laughs> yani hatta bir nokta bir de şey demeye başladı insanlar. O da ayrı bir şey. Kalkıp bahamalarda hesap açmışsın. Böyle bir Amerikan devleti falan bir el atsın şuna da bir vergi mi kaçırıyor? Ne yapıyor bu? Bel açık gösteri parası para bana son bilgiler geldi. Ben ne konuştum, diyorlar? görüştüm. Tether'ın e, yetkilileri diyor ki bunlar biliyorsun bu denetleme kurullarını kabul etmiyorlardı. Hmm. Tek bir dediler denetleme kurulu kabul ederiz. Ama dediler başında Altı olacak denetleme kurulu. Tabii ben denetleyeceğim. Ben, ben Denetlersem batarlar. <laughs> Piyasayı çok erdirdi. Ben Tether sana güveniyor. Hem yatırımcı sana güvene. Sen Tether killer olarak çıktın artık. <laughs> Tether'ı sen denetleyeceksin. Vallahi... Hatta biz denetleyeceğiz. Gireceğiz müfettiş gadget gibi gideceğiz. <laughs> Nerede bu paralar giyip... çıkar? Tek tek sayacağım ben böyle. Trench kodları falan giyip gideceğiz. Şapkamızı mapkamızı takıp. Oradan Tether'ın kalbinden kasalardan yayın yapacağız. Bahamalardan. Bahamalardan. <gülüyor> <gülüyor> Elimizde kokteyller falan. <laughs> şeyler balyalar arkada. Valla Tether çok güven kaybetti. Pax falan da bunu çok iyi değerlendirdi. Değerlendirecek abi, haklı adamlar yani. Sen eğer piyasanın bir numara domine eden hı hı. stabil coin'i iken böyle bir e, çalkantılarla sallanırsan bu kime yarar? Tabii ki rakiplerine. İkinciye, alternatifine hı hı. yarar. Onlar da çok güzel değerlendirdi. Borsalarda balta üstüne balta vurdu. Pax'ın zaten dönemde. büyük kısmı şey de Binance borsasında şu. Zaten evet. Millet çünkü artık Tether'ın mecbur kalmadık da çıkmıyor. E, aynen öyle. Var mı haberin yoksa ben daha değişik bir haber daha bahsedeceğim. Sen bir haberden bahset. Deşle konuşayım. alakalı bir haberim var. deşi ben Deşle ilgili haberleri vermeyi ve seviyorum çünkü hep böyle değişik değişik şeyler yapıyorlar. Onlar Deş. Venezuela'da coin. En çok kullanılan privacy coin Deş zaten şu an. Onun bunun bir Hala ha, öyle mi? Hala öyle. Şu millet çünkü en çok kimler kullanıyor? Aslında Venezuela içindekilerden ziyade Yurt dışında yaşayıp da ülkesinde Venezuela'ya para göndermek isteyenler kullanıyor. Hmm, Yurt dışında yaşayıp da hani ülkesinde anasına babasına para göndermek isteyenler legal yollardan gönderemiyor. O o yüzden onu şey yapıyorlar. Gizlilik coin'i ile yapıyorlar. Dash evet. da işte böyle bir telekomünikasyon firmasıyla anlaşıyor. Ha direkt telefonlardan mı? Hiç artık senin akıllı telefonun yok mu? Sıkıntı değil. İnternet mi yok? O da sıkıntı değil. SMS'le para gönderip alma olayı yapıyor. Aa. Sen yazıyorsun işte deş yarat diyorsun atıyorum bir, bir, bir numara 22 22-22'ye gönderiyorsun cüzdanınız yaratılmıştır diye SMS geliyor senin cüzdanın oluyor. İnsanları sen orada işte gönder diyorsun. Ee, o cüzdanı senin numaranla bağdaştırıp kimliğine ulaşabilirler mi? Çünkü telekomünikasyonsa bir kaydın vardır senin bir yerde. Ya onu düşünmüşlerdir herhalde. Yani düşünmüşlerdir tabi de ben de böyle bir şey geldi aklıma ama. Onu zaten muhtemelen o kaçırmak istedi. Kendi devletlerinden de kaçırmak istiyorlar tabi de. Genel olarak ulusal buna bloke eden bankacık ben sisteminden Ben o şekilde de kullanmam yani. Deş'i açıkçası. Çünkü ben şuradan onu numarayı girdiğim an benim bu sim kartım kendi adıma kayıtlı. Ben zaten hı hı. deşifre şifre olmuş oluyorum. Ha sen diyeceksin ki Deş onu vermiyordur falan filan. Ya deş zaten vermemesi lazım e yani. Tabii ki vermiyordur. vermemesi lazım ama yani neticede. Ya bak Türkiye'de olsa kullanmazsın. O Türkiye'de güvenilir bir sistem değil o. Yani ben SMS'ten cüzdan açıp da paranın kime verdiğini. Yani. Ama Venezuela'da yaşayan insanlar çok da seçme şansı yok bazı durumlarda. Akıllı evet. telefonu yoksa o adam ve amcasının oğlu yurt dışından para gönderecekse o SMS'e güvenecek. Evet. O yüzden deş böyle değişik şeyler yapıyor. Ben böyle çözümleri seviyorum. Hiç blockchain ile alakası olmayan kişileri Venezuela'lı bile olsa bir şekilde sistemin içine sokuyorlar. Sen gömdün Venezuela'ları ya Venezuela'lı bile olsa bilmem ne falan diye. Yok tamam fakirlik yani açısından diyorum. Şey fakir de ya. yani sadece bir gömdün Venezuela'lı bile olsa <laughs> bilmem neli bile olsa yani o insandır onlar da ya. Ya onlar da insan işte onlardan başlıyor. <laughs> Peki tamam. O zaman en sevdiğiniz kısma yorumlara geçelim mi? Geçelim. Bence geçelim. Ebu yazmış, herkes gibi siz de ETF'den gelecek haberleri bekliyor olmalısınız beyler. O haber gelir gelmez ilk değerlendirmeyi sizden dinleyeceğimize de eminim. Şimdiden teşekkürler. Sanırım onay durumunda borsaya ciddi girişler, red durumunda ise yine ciddi çıkışlar göreceğiz. Benim de bu doğrultuda size bir sorum olacak. Kendi tercih ve tecrübelerinizden hareketle cevap vermenizi istediğim transfer hızı, ücretleri, borsa komisyonlarını da göz önünde bulundurarak... Optimum şekilde borsaya giriş ve çıkışlarda tercih ettiğiniz kanal ve enstrümanlar nelerdir? Başka bir deyişle, elinizdeki TL'yi Binance hesabınızda Bitcoin'e dönüştürmenin sizin için en hızlı ve güvenilir ve masrafsız yolu nedir? Light Biliyorum benim sorular biraz uzun oluyor. Kusura bakmayın estağfurullah. Ama bu konudaki tecrübelerinizin hayli faydalı olacağı kanaatindeyim. Every time, high günler dilerim. Şöyle e, biz e, Herkesin yaptığı gibi bizim öyle çok özel bir formülümüz hı hı. yok. Biz de normal Türk borsalarına çekip e zaten 2-3 tane borsa çok var. seçim şansımız olmuyor. Çok şey ha, değil. Direkt Litecoin de alabilirsiniz transfer ücreti için. Bitcoin alırsanız çok fazla transfer ücreti ödersiniz. Ama bazıları işte o Litecoin'e güvenmeyip illa Bitcoin almak da isteyebiliyor. Yani o sizin kendi tercihinize çok kalmış. Tansiyel ta ta edilmez ama Bitcoin. 2-3 tane borsa var. Yani 2-3 tane borsa var. Çok fazla borsa var. Yani hacmi yüksek. 3 yani tane borsa hmm. var diyelim. Onlardan herhangi bir tanesini hmm. seçip e, paranızı nakite çevirebilirsiniz. Hmm. Gönderimler için ben her zaman Litecoin'in iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Komisyon oranı açısından özellikle ve hızı için. Bir ara Ethereum modaydı. Ethereum gönderiliyordu falan ama artık onun da bir esprisi kalmadı. Bir sonraki yoruma geçelim. O zaman Euro Broadcast yazmış. Altu tam bir İstanbul beyefendisisin. Teşekkür ederim. Pozitifliğine herkes gibi ben de hayranım. Az, konu az, konuşup çok iş yapan kişiler olur ya o ender kişilerden birisin. Konuştuğum <laughs> zaman söylediğin her söz aslında birçok ayrıntıyı barındırıyor. Ayrıntıyı yakalayanlar bilirler. Adamsın demiş. Ben zaten daha çok hani ben her şeyi hızlı halletme taraftarıyım. Kısaca özetini yapalım. Çok detaya takılmadan özüne gitmek taraftarıyım. Genel olarak yaptığım her işte öyleyim. Oytun çok sevmez benim o ben en kısa yoldan gitme hesabım ama. Ben detaycıyımdır. <laughs> ben yavaş yavaş gidelim. Detaylı ben, gidelim. Ben her zaman vakit toplayıp, tasarrufu. Toplayıp, toplayıp gidelim. Sonradan bir daha arkaya dönmeyelim. Barış Özcan yazmış. Bankaların yaptığı sim kart değiştiğinde SMS yollanmama olayı bu tip borsalar için de standart olmalı. Küçük ama hayat kurtaran bir önlem demişim. Yüzde yüz haklısın. Yüzde yüz haklısın. Bilmeyenler için söyleyelim. sim kartını değiştirdiğinde Bankacılık, yani telefon bankacılığını kullanamazsın, arayıp aktif etmen lazım. Hı -hı. Yani arayıp birebir kendini ha, aktif BTK etmen lazım. BTK'nın bu konuda bir şey yapması lazım. Evet. E, borsaların da bunu yapması lazım. E, çünkü işte Hı -hı. ben geçen bir sim kart değiştirme durumum oldu. Mobil imza almam için, geçen dedim bayağı oldu gerçi de, Hı -hı. mobil imza almak için işte sim kart değiştiriliyor, yüksek güvenlikli bir sim kart takılıyor falan. Ben bu uygulamayı da bilmiyorum. Bankacılık şeyine giremiyorum. E, internet bankacılığına giremiyorum bir türlü. Hı -hı. Ondan sonra aradık falan ee, hakikaten öyle sim kart değiştiği zaman internet bankacılığında bankayı arayıp teyit etmen lazım. Senin hı. olduğunu hı hı. teyit ettirmen lazım. Yakaladık tabi bu çok basit bir önlem aslında. Yani alması A lazım. BTK'nın zorunlu kılması lazım yani Aynen bu borsanın öyle. insafına bırakılabilecek bir durum değil. Aynen öyle doğru borsanın da insafına bırakmamak lazım. Hı hı. Standart olmalı. Çağatay Benli yazmış. Gerçekten sizi izlemek bu kadar bilgili insanlardan bir şeyler öğrenmek o kadar güzel ki bu arada ayrı bir teşekkür daha etmem lazım. Uzun zamandır para kaybettiğim bu piyasada Bitcoin Cash tavsiyenizle Bitcoin Cash'e girdim ve şimdiden çok güzel bir kazancım oldu. Her şey için size çok teşekkür ederim demiş. Estağfurullah bilgi hı hı. paylaşıldıkça güzeldir. Amacımız ee, o zaten. Amacımız burada. o. Bu kanalı açmaktaki amacımız hı hı. oydu zaten. Ümit Bayraktaroğlu yazmış. Merhaba öncelikle kaliteli sohbetleriniz için teşekkür ederim. Ben Ripple yatırımcısı olarak Ripple ile Ethereum arasındaki hacim farkının kapanıp kapanmayacağı konusunu merak ediyorum. E bugün kapandı. <laughs> yani bugün zaten Ripple bir geçti, tekrar geri düştü. Yani böyle <laughs> kafa kafaya gidiyorlar şu an. Evet, Ethereum aslında sürekli ihtiyaç duyduğu için genelde hani Ripple geçse bile bir şekilde ICO'ya yatırmak isteyen alıyor, bir şey alıyor. Ama işte, ICO'lar da çok ICO'lar da çok yavaşladı bu aralar. Hı İşte Ripple'la böyle haber geldiği sürece Ripple geçiyor. Yani geçiyor. Devam ediyorum. Ripple son yükselişinde market cap'te ikinci sıraya birkaç defa yükseldi. Sonra tekrar koltuğu kaptırdı. Ripple'ın piyasanın sürekli olarak ikinci büyük kripto para olması mümkün mü? Tabii ki mümkün. Niye olmasın? Hı hı. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Olabilir. Yani Ripple... Olabilir ama bence hani, bu Ripple'ın iyiliğinden ziyade Ethereum'un biraz daha sekteye uğramasına bağlı O da olabilir. Ripple çok farklı anlaşmalar yapıp orayı domine ederse Ripple da yani ikinciliğe hı hı. oturabilir. Bu sefer Ethereum tabii ikinciliği almaya çalışır falan filan. Hani bu bahsettiğimiz kriptolar gerek Ripple gerek Ethereum'a hani niye ikinci sıraya geçmiş diyebileceğimiz kriptolar değil. Hani bana şimdi desen ki atıyorum yani ilk e, yüzde olup da işte oraya böyle hani Tron ikinciliği yakalar mı desen çok zor. Çok zor. Çok zor. Yani Tron ikinci sıraya oturması çok zor. Ama Ripple dediğin zaman e, hep giriyor zaten. örnek veriyoruz. De. <laughs> Biz de hep <laughs> Tron'dan örnek veriyoruz. Troncular bir gün basacak bu şeyi. Ama e, ama yani şimdi mantıklı bir şey söylüyoruz. Troncular da herhalde ikinci sıraya oturmayı beklemiyordur. Gerçi bekliyor olabilir onlar bilmiyorum. Neyse biz devam edelim. Ee, Davy Jones yazmış. Bir de şu video muhabbeti çok kısa bence. Her akşam piyasa geneli tartışma gibi bir şey yapın. Sürekli bildirim gelmesini bekliyorum. Ne zaman çay kahve alsam elime video attınız mı diye bakmaktan bıktım. Neden bilmiyorum ama sizin muhabbeti seviyorum. Neden? Söyleyeyim. çünkü biz de sizi seviyoruz <laughs> falan diye böyle <gülüyor> çok <laughs> eğlenceli bir. her akşam oldu ama gerçekten seviyoruz yani. Böyle bir saatlik program yapacak yapacağız. bir içerik şu dönemde çıkmıyor açıkçası. Bir de öyle bir şey var. Hani biz burada boş muhabbet yaparız. O ayrı bir ya şey. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz burada her gün 5-6 saatte de konuşuruz. Hı hı. Kripto paralarla alakalı konuşuyoruz ama muhabbet belli bir yerden sonra artık gey'e kaymaya başlar. Hı hı. Şimdi her günde geyik muhabbeti olmaz. Hı hı. Yani zaten iki günde bir video paylaşıyoruz ama piyasa toparlandıkça Piyasa yukarı doğru gittikçe biz bunları her gün çünkü yaparız. Çünkü boğa başlayınca izlatırız. şu an mesela pek çok kripto para bekletiyor gelişmelerini vesaire bilerek bir şekilde Hani şu bitcoin'in bir, bir derece yükselmesini bekletiyor. Çünkü boğa bitcoin yükseldiğinde geçen en son o 20 all time high'ına vurduğunda her gün başka bir paranın haber geliyordu. Evet. Yok o onu yaptı, bu bunu yaptı, şu main e geçiyor, şu anlaşma imzaladı. Bugün onların %90'ı yok. Neden? Çoğu bekletiyor çünkü. Daha fazla kar elde edebilmek için. Piyasa yükseldiğinde biz de muhtemelen bu haberleri vermek için çok daha sık yayın yapacağız. Evet zaten iki günde bir şu an e, yayınlıyoruz hı hı. videoları yani gün aşırı her gün bir video atıyoruz hı hı. E, çekiyoruz ha yani maksat konuşmaksa hani konuşkan değil şu bardak <laughs> hakkında bana konuş değil Hani biz altıyla burada bir 4-5 saat şu barda konuşuruz onda bir problem yok ama e, Faydalı bir konuşma yapmak lazım. yani Kararında bir konuşma <laughs> yapmak lazım. Sıkılanlar da çıkabilir. O yüzden şu an gün aşırı atıyoruz. İnşallah piyasa e, yukarı yönlü gittikçe talep de arttıkça biz bunları her gün buradan video paylaşır duruma inşallah geliriz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da bekliyoruz. İkisinin linki hemen videonun aşağısındaki açıklamalar kısmında var. Oradan tıklayarak kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Bol kazançlar.